Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda 3 tane konumuz var. Propositions of places, Location of things and people, Asking for and answering directions. Hemen birinci konumuzdan başlayalım. Propositions of places, yani yer, yön belirteçleri diyelim bunlara. In front of, Behind, Next to in on under among between. Ne tarz sorular gelebiliyor? Hemen onunla ilgili bir tane de örnek çözelim. Evet, böyle gördüğünüz gibi nerede olduğunu gösteren bir resim verilir ve onunla ilgili sizden cevap istenir. Hemen bakalım. In front of, on, next to, behind. Evet, the cat is in front of the box. Okay, location of things and people, insanların veya eşyaların bulunduğu yerler. Buckleham School Library Shopping Mall Bakery Hospital Pharmacy Playground Park Butchers, Restaurant, Sports Center, Cinema or movie theater, Mosque, Church, Museum, Barber or hairdresser. Police Station, Fire Station, Street, Square, Zoo, Pool, Swimming Pool, Post Office, Bank. bus stop, train station. Ne tarz sorular gelebilir? Hemen onlara da bakalım. You can see different animals. Where can you see different animals? In the zoo, at the bakery, at the train station, or in the pharmacy. So the answer is in the zoo. Başka nasıl sorular gelebilir? Hemen bakalım. Karşılıklı diyalog şeklinde gelebilir. Evet. Şi ile sorduğu için burada hi ile cevap verdiği için bir kere D şıkkı olmaz. İzlerle soru sorulduğunda yes veya no ile cevap vermemiz gerekiyor. Onu da eliyoruz. Geriye iki şıkkımız kalıyor burada da hile cevap olduğunda hile sorulur. O zaman doğru cevabımız Bursa. Asking for and answering directions. Evet bu ünitenin en önemli konusu aslında yön ve tarifler arkadaşlar. Onun yönleri sorma, tarif verme. Hemen bakıyoruz. Neler var? Evet soru şekillerimiz Excuse me, how can I get to the park? How can I get to the cinema? How can I get to the museum? Excuse me is there a hospital near here? Is there a cinema near here? Veya is there a police station near here gibi sorularla soruyoruz arkadaşlar. Evet cevapları verirken de tarif ederken de turn right turn left go straight ahead Turn second left, turn second right. Turn first right, turn first left gibi ilk soldan, ilk sağdan, ikinci soldan, ikinci sağdan dön diyoruz. It's on your right, sağınızda. It's on your left, solunuzda. It's on the corner. Köşede. It's opposite. Bla bla. Şunun karşısında. Evet. Nasıl sorular gelebiliyor? Hemen örnekler yapalım. Is there a library near here? Go straight ahead. Okay. On Oak Street. Turn left on the corner. of New Street, it's on the left and opposite the museum and okay. Good. Excuse me, how can I go to museum? Go straight on Oak Street. Cross the New Street. Evet, karşıya geçmesi gerekiyor çünkü Go straight ahead, turn left. It is on your left and next to the barber, it is museum. Başka neck? Excuse me, where is the fire station? Go straight ahead, turn left to the grand street. Go straight ahead. Turn right and go past coffee. Evet, kafeyi geçiyorsunuz. And it's on the left and opposite to the airport. Havaalanının karşısında. Buna benzer soru ve cevaplar gelir. Başka ne tür sorular gelebilir? Evet, böyle verilip sizden boşluğu doldurmanızı ister yukarıdaki resme göre. Evet resme baktığımızda hangi şıkkın uygun olduğunu bulacağız veya uygun olmadığını bulacağız. Burada not correct dediğine göre uygun olmayanı bulacağız. The library is between the post office and the market. Library is between the post office and market. It is correct. The post office is next to the library. Post office and next to. That's right. The restaurant is in front of the butcher. Restaurant and butcher. No. This is false. So it's not correct. Doğru olmayan dediği için. D'ye de bakalım. The cafe is opposite the theater. Kafe tiyatronun karşısında. Doğru. O zaman C. Diğer soru türlerine bakıyoruz. Evet. Gülseren. Sare. How can I go to the toy shop? Go straight ahead and turn right into Atatürk Street. Which option completes the dialogue? Yukarıdakinin hangisi tamamlar? You are welcome. There is a museum. Thank you very much. And excuse me. Evet, baktığımızda how can I go to the toy shop? dediğine göre excuse me olması gerekiyor. Bir sonraki sorumuz. Yine diyalog arkadaşlar. Burada da Gördüğünüz gibi 3 tane boşluk bırakmış. Does not complete. Hangisi tamamlamaz demiş. Tamamlamayan cümleyi bulacağız. Is there a cinema near here? The cinema. You are great and thank you so much. Hemen şıklardan başlıyoruz. Is there a cinema dediğine göre evet başta excuse me var zaten. O zaman A şıkkı buraya gidiyor. The cinema evet cevapta yes. The cinema dediğine göre de Bursa'da hemen oraya geliyor. ve not, not at all önemli değil rica ederim dediğine göre de teşekkür etmesi gerekiyor. O zaman Denizli'de buraya geldiğine göre geriye arkadaşlar bir tek C şıkkı uygun değil. Bir sonraki soruya baktığımızda yine karşılıklı diyalog. İki boşluğumuz var bu sefer. Which option completes the dialogue above? Diyaloğu tamamlayan ifadeleri bulacağız. Evet. Yön tarih sorarken excuse me how can I get to diye sormamız gerekiyordu. O zaman how buraya geldiğine göre zaten tek şıkkımız var. Geriye de turn left olması lazım. O zaman Ceyhan şıkkı diyoruz. Evet videomuz burada bitiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.